Beşiktaş takım orta sahaya alamadı, ileri çıkamadı. Yani Sivas bugün iddia ediyorum bir Ümraniye'yle, bir İstanbulspor'la Giresun oynasaydı bugün kendi evinde daha çok zorlanacak. Daha çok doğrusu. Katılıyorum. Aynen. Yani bugün Beşiktaş takımı sanki hani böyle ben kupaya veda edeyim, tek hedefim lig olsun düşüncesiyle böyle daha şey bir takımla çıkmış. Olmaz. Böyle zayıf. Çok zayıf değil. Çok... Oyuncular bunun farkında değil. Ha, inanmayan bir kadroyla yani, çıkmış. Oyuncular sanki oraya çıkmış ve maç bitsin gidelim. Hocam o tarz bir oyun vardı. Beşiktaş'ın bir tane pozisyonu var. Ya bugün kaleye az önce içeride anlattığını anlatsana. Gerson Fernandez gördüm dedin. Şimdi bir şey anlatacağım. Bu çok önemli bir konu. İyi ki hatırlattı bana. Beşiktaş'ın şöyle bir şey söyleyeceğim. Bitmişliği nereden belli biliyorsun? Oyuncu da, kafasında, sisteminde, arkadaşlıkta, dostlukta. Ben buradan bunu söyleyeyim. Şimdi beni bir arkadaşım aradı. Saat 16'da maç. 16'ya Recep hocam, Serhat'cığım 16'ya 10 kala filan yani. Evet, 4'e 10 kala dedin ya. 4'e 10 kala maç başlayacak. Oyuncu hocam karşıda alışverişte. Ya oyuncu karşıda alışverişte. Ben mesela utanırım. Ya ben böyle söyleyecek ya bana, sana bir söyleyeyim mi? Ben sokağa çıkmam. Ama bak yabancılarla yerleri böyle şey kıyaslarsanız o zaman yaparsınız. Tamam abi ama takılıyız da bari yani. Hocam ama bir dakika. Haklısın. Avrupa'da farklı çünkü Serhat. Hocam tamam. Türkiye'de farklı bak. Hocam Gerson Fernandez bir şey söyleyeceğim sana. Beşiktaş aldı getirdi buraya. Beşiktaşlı olarak şu anda önde popülaritesi var. Yani Beşiktaşlı olarak bir popülaritesi var. Ve onun yüzden Galatasaray ile Beşiktaş birbirine girdi. Tabii birbirine girdi. Olay oldu. Şimdi sen hocam 4 milyon euro alıyorsun ya da 3 milyon euro ya da 2 milyon euro al. Ya ne alırsan alsın. Ya helal olsun. Yani kulüp vermiş. Ama hocam burası Türkiye. Kaç yıldır Türkiye'desin. Rize'ye gittin geldin oynuyorsun. Türkiye insanı değişiktir. Doğru mu? Doğru. Yani ona göre yaşam şeklini belirle demek istiyorum. Ha mecbur değilsin. Evet Avrupalısın. İşte sen işini yap. Biz de bunu istiyoruz. Ya mutlaka. Tabii. Siz şimdi hocasınız. Yıllarınızı verdiniz Beşiktaş'a. Çalıştınız. Hocalık yapıyorsunuz. Daha iyi bilirsiniz bu işleri. İçindesiniz. Futbolcunun ne cinsi olduğunu çok iyi bilirsiniz. Ya, tabii ama canım. işini de yap yani. Ama vardır. Sen hocam Beşiktaş'ın maçı var geziyorsun ya. Ya insan merak etmez mi? Ya şunu soruyorum Recep hocam. Mesela ben sana sorayım Recep hocam 4'te maç var. Hadi sen zaten gidersin bak ben sana söyleyeyim. Hayır sen zaten. Uçakla belki de eğer çok ağır bir sakatlığın bir şey yok kart görürsünüz. Ceza uçakla gidersin belki de. Eskiden böyle değil miydi? Öyleydi götürüyorlardı. Genelde bak, götürüyorlardı. Duydun mu ne diyor Recep? Eskiden oyuncu oynamazsa sakatlığının dışında. Takımla beraber aynı havayı teneffüs etsin. Ya göndermesen bile o sorumluluğu bilen insanlar vardı. Ya, şimdi tamam senin dediğin gibi Fernandes'in maça 15 dakika kala ne işi var alışveriş? Sen böyle bir şey hakkı sen burada çok ayıp bir şey bu ya. Yaptığı bence ya tamam hocam ya bence yaptığı yanlış. Sen evine git. Maçı seyret. Arkadaşlarla sonra maç üstüne kritik yap. Ya işte yabancılar neyse farklı bir şey demiyorum yani. Ama bunları hep üst üste koyunca işte başarısızlık niye oluyor? Ya sonuçta başarısızlık neden oluyor? Hakikaten iyi oynayan bir Beşiktaş yok. O da yok. Yani tamam zemine bahane bulduk. Kötü. Hakikaten kötü. Ama yani topa hükmeden oyun hakimiyeti, baskı, pres, şut, bir şey yok abi. Yani Beşiktaş karma bir oyun oynanıyor. Ama Anadolu takımları bunu artık çözdü. Önde baskı yaptığı zaman Beşiktaş öne çıkamıyor. Uzun toplarla çıktı. Çıkan topları tutamadılar. Dönen topları da alamadılar. Yani Beşiktaş şu anda ne oynadığı belli olmayan bir takım.